Selamun aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Ne yapacağız bu akşam? Odun keseceğiz hep beraber. Daha ne var ne yok ablalarım, kardeşlerim? İyisinizdir inşallah. Valla ben soracaksınız, ben iyiyim şükürler olsun. Sağlığımız, sıhhatımız yerinde. İşte bir de şu petrolümüzü dökseydik. İnşallah havalarda birkaç gün iyi. Allah'ın izniyle birkaç gün içinde de petrolümüzü dökeriz. Hatta şu yolları da temizlemem lazım bir saat. O yüzden bir saat çaba göstermem lazım. Çünkü hava şartları iyi bugünlerde. İşte onu da göreceğiz. Onu da göreceksiniz. Değerli olan değerli kardeşlerim. Ben şimdi ne yapıyorum? Ben şimdi odun kesiyorum. Akşama hazırlık olsun diye. Akşama hazırlık. Ana, önceden ne odun keserdik böyle be. Vallahi var ya. Hem ayağımızın altını temizlenmiş olur. Daha ne var yok değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Oynama, oynama. Bir tane gözüm alındı, sen mi alacaksın? Sobaya uzun gelmezsin. Yıkamadık. Bitirdi. Bu cinsin altından çıkamayacağız herhalde bu gidişle. Köpetimizi bir döktürdük. Daha rahat edeceğiz nokta. Evimizin. Ama olmadı işte. Ben korkutuyorum odunları ya. Az daha kesin de. Hepsini kesmeyeceğim ama. Hepsini kesersem olmaz. O zaman odun çok yanar. Değil mi ablalarım? Evet. Değerli ablalar. Ben kesiyorum. Akşam manzarası da güzel gözüküyorum ha. Bakın. Görüyorsunuz. Karları görebiliyorsunuz değil mi? Bak tepede de kar var bak. Oradan aşağı gelmiyor. Şu anda orada bekliyorlar. Aşağı inmemizin daha zamanına var diyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Köyümüz böyle işte. Ne yapalım? Ha. Şimdi daha önceden tabii ki ablalarımız, kardeşlerimiz diyor. İşte buranın şeyi yok mu? İşte o yol için ilgilenin falan. Herkes kendi dünyasında. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Herkesin gözü görüyor.
Herkes ne yapacağını iyi bilir. Ben de betonu özel bir sektörden alıyorum. Özel bir sektörden. Çünkü o yola döktüğümüz betonlar ben ücret ödemiyorum. Ha, ödüyorum ama ödedim. Ödedim. Ama belli bir miktar ödeme yaptım. Belli bir miktar ödeme yaptım değerli ablalarım. Ha, ziyan olmasa iyiydi. Daha güzel olacaktı. Hem evimizin betonu dökmüş olurduk. Ama nasip de öyleymiş. Yağmur yağmıştı o günde. Yağmur yağdığından dolayı mikserimiz manevra yaparken kayıyordu hep. Bir de aşağı tarafı bozulmuştu. O yüzden biraz daha zorlandı miksercimiz. Ama şükürler olsun. Buradan da çıkış yaptı. Orayı yaptık hem. Betonlamış olduk. Bir yandan da iyi oldu. O dere de yapılacak şimdi. Bir iki gün içinde de bu deriyi yapmaya gelecekler. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Tabii ki ben de istemezdim o yola bu beton dökülmesini. Ben de istemezdim. Çünkü köy için hizmet pek nadir. Hizmet pek nadir. Çünkü büyükler mesela sallıyor yani. Şimdi için geçen konuşmak lazım. Doğruya doğru konuşmak lazım. Ama bunu da becereceğiz. Bunu da halledeceğiz. Betonumuzu da dökeceğiz. Evet. Rahmetlik annemin falan zamanında böyle yolumuz yoktu. Mümkünatı yoktu. Katırlarla, eşeklerle kum, çimento, tuğla, piriket bu türlerle mücadele ederdik. Hep elle, insan gücüyle mücadele ederlerdi. Benim bu amcaoğlu da bu evi yaparken evet bu yol vardı. Ama bu yol böyle değildi. Bizim amcaoğlu burayı götürevermişti. Yani o müteahhitler nasıl yaptıysa, nasıl ettiyse işte herhalde elle karma betonu yapmışlardı burada. O şekilde burayı yaptılar. Bizim amcaoğlu da sağ olsun işte sonradan buraları betonlattırdı ama yani o derede virajda 2 metre daha ilerisi sağlam olsaydı daha rahat dönecektik. Evet, havalar güzel olsaydı sıkıntı olmuyordu. Yağmurlu olduğu için, toprak yumuşadığı için mikserimiz pati çekmeye başladığı için bir de oturdu aşağıya. Oturdu, çocuk rahat hareket manevra yapamıyor. O yüzden atamadık. Ha, oradan dönüş yapabilseydi betonumuzu dökecektik yine biz bugün. O nasiplermiş, kısmetlermiş. Onda da vardır bir hayır. Evet, Allah'ın izniyle sizin dualarınızla bu işi betonumuza dökeceğiz. Yani evimizin betonunu dökeceğiz. Evimin değil, evimizin. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ne kadar beğen yaparsanız, ne kadar yorum yaparsanız o kadar benim için iyi. Yani birbirlerinizin yorumlarını beğeni yapın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yani sizler daha iyi biliyorsunuz bunu. Size akıl vermiş gibi olmayayım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben şimdi bir saat odun kestim. Şimdi içeriye gideceğim. Odunumu çuvallayacağım şimdi. Karnımı doyuracağım. Bugün de bana bir komşunun burada. Nasıl diyeyim? Evet. Evi de gözüküyor buradan. Allah razı olsun. Bana bir şeyler göndermiş. Evin çatısını göstereceğim sizlere şimdi bakın. Bu ev neydi? Bakayım. Ha, o ev gözükmüyor ama pardon. Onun evi gözükmüyor. Gözüküyor da çok tam net gözükmüyor. Neyse bir dahaki yollara falan gittiğim zaman inşallah hatırlarım. Gerçekten unutmam kolay kolay da bu iyiliklere karşı. Allah razı olsun eşiyle göndermiş. Dedim ablam niye zahmet ettin ya? Ya dedi oğlum cihaz dedi ya.
Yani ev yapana, şu yapana, bu yapana dedi. Yani yardımcı olmamız lazım dedi. Yani her şey dedi maddiyete kalırsa dedi. Bizi bu işin içinden çıkamaz ya dedi. Ablamız da sağ olsun Allah razı olsun. O da eşinden göndermiş bugün. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Allah onu da gönlüne göre versin. Allah daha çok versin ona da. Şimdi odunumu çuvallayacağım. Yani az bir parça da odunla başlayalım. Onları da parçalayayım da. Ondan sonra hep beraber içeri gideceğiz. Gönderdiklerine bakacağız. Şunları da parçalayayım şimdi. Bunlar buzun içine girmiyor bu şekilde. Değerli ablalar. Kalın olduğu için. Baltamızı içeri götürelim. Dışarıda bırakmayın. Evet, odunu da çuvalladım. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz, kapının ağzına kadar götürüyoruz. Evet. Evet. Ablamızın bana gönderdikleri burada dolaba koymuştum bugün. Bakalım ne göndermiş. Bakalım ne göndermiş. Vallahi bir poşet göndermiş. Bir kova yoğurt göndermiş. Görüyorsunuz. Aha. Vallahi bir kova yoğurt göndermiş. Kendisini mayalamış. Pancar buğulaması. Sadece yağda pişireceğim. Bu büyük tabii haşlanmış bu. Tarhana, köy tarhanası. Dedim valla ben dedim, tarhana yapmasını bilmiyorum. Yani Gülsüm Hanım burada olsaydı dedim, o zaman görseydik göndersin daha iyi olurdu falan dedim. Sen dedi yaparsın, ben de sana güveniyorum dedi bana şimdi. Bakacağız. Valla bak, çökeli ayrı, peyniri ayrı. Allah daha çok yesin ona. Allah'ın gönlüne göre versin. Bu da fasulye, haşlanmış, taze fasulye. Bu da olmazsa olmazımız sarması. Ama kuyruklu sarma değil, bu kuyruksuz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Yani düşünmüş, kalbinden geçirmiş, göndermiş. Allah ona daha çok versin. Allah'ın da ne dilediği varsa inşallah o dilekleri de yerine gelir. Ne anlatayım ki? Ne söyleyeyim şimdi? Vallahi bak. Ha, yok. İnanmazsanız. Yok orada bak. Ha. Yok. Görüyorsunuz. Değerli ablalar. Allah razı olsun. Ben bu yoğurt yiyip bitirmem lazım. En az bir yılda ancak bitiririm ben bunu. Ben fazla yoğurt yemiyorum ama bundan sonra yiyeceğim. Şu ballı yoğurt yapacağım. Bal dökeceğim üzerine, yoğurdun üzerine. Öyle yiyeceğim. Bu daha güzel oluyor o zaman. İnşallah ağızlarınız sulanmamıştır. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Desteklerinize ihtiyacım var. Yok değil. Şimdi yok desem bile yalan konuşmuş olurum. Ben doğruluktan hiçbir zaman şaşmam. Yeter ki ben doğru yolda yürüyeyim. Allah sizin de gönlünüze göre versin. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın. Allah'a ısmarladık diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.